Sen hala uyuyor musun? Bu durumda nasıl uyuyabiliyorsun anlamıyorum. Zaten uyanamadığın için bu duruma geldik. Sana da günaydın Tuval, ne oluyor? Yatak odan neredesin, onu söyle. Yukarıda, niye ki? Hemen üstüne bir şeyler geçir, çıkmamız lazım. Kız gidiyor. Ya hangi kız gidiyor, kim gidiyor? Hayat gidiyor, İstanbul'u terk ediyormuş. Bu mu? Ya ne demek Hayat İstanbul'u terk ediyormuş? Ya hala soruyor ya, kız evden de şehirden de gidiyor diyorum, hadi. Benden ne istiyorsun peki? Aşkına sahip çıkmanı. Bu hikaye burada bitemez Muratcığım. Nereye gidiyormuş peki, biliyor musun? Bilmiyorum. Ben bu saatten sonra kal desem de kalmaz ki. Gider. O zaman elinden geleni yapıp durduracaksın. Kaç demiş tren? Söylemedi. Sen koş koş, topukla sen. Sevdim ben her gece ışığından geçen, gördüğümler ucunda sardım ellerini her korktuğumda. Sakindim kendimi içimde kaybetmeden, usul usul sokuldum sana tüm benliğimle. Bir solukta seni anmaya gücüm kalmadı artık. Son sayfa tükendi, sonsuzluğa akan her damla. Başka var mı? Yok, sadece bu. Peki, iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Yüreğime, aklıma sığmayan onlarca cümleyle yalnız senin Hayat. İçin meleklerimi Hayat. İndirdim ağlasınlar. Uzandım hayalinle, seni andım birkaç güzel cümleyle. Biter sandım, gerçeklerin farkına vardım. Hayat! Hayat! Bir solukta seni anmaya gücüm kalmadı artık. Son sayfa. Nereye gidiyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Yapma. Asıl sen yapma. Bu şehirde kalmak için bir sebebim yok artık. Ya iyi de bana tepki olarak gidiyorsun zaten. Hiç haksız mıyım sence? Hiçbir şey düşündüğün gibi değil Hayat. Söylediğin hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Hayat. Hayat, nereye gidiyorsun? Senin olmadığın bir yere. Böyle gitmene izin veremem. Buna sen karar veremezsin. Bırak beni. Yapamam. Bırak dedim. Gidemezsin. Neden? Çünkü ben sensiz yaşayamam. Sevdim ben her gece ışığımdan. Ben siz yaşayamazsın ama başkasıyla evlenebilirsin, öyle mi? Ya neden anlamak istemiyorsun Hayat? Didem'le evlenmek zorundayım. Orada da bir çocuk var. Peki benden ne istiyorsun? Gitme Hayat. Gitme. Gitmeyip ne yapayım? Senin ikinci kadını mı olayım?
Sen Didem'le evliyken, çocuğunuzu büyütürken ben ne yapayım? Sizi mi izleyeyim? Usul usul sokuldum. Üzgünüm. Üzgünüm Murat, kalamam. Tüm benliğimle. Kalırsam hayat olmaktan çıkarım. Bir solukta seni anmaya gücüm kalmadı artık. Son sayfa tükendi, sonsuzluğa akan her damla. Arkadaşlar açılın biraz, açılın. Murat Bey, bu bir reklam ilişkisi mi? Murat Bey, evlenince Didem Hanım'la aynı evde mi yaşayacaksınız? Lütfen açıklama yapın. Gereği görülürse açıklama yapılır arkadaşlar. Tamam. Yüzüğünüz yok, yine mi ayrıldınız? Dışarıda Didem Hanım'la göremiyorsunuz. Tamam. Tamam. İnsan içine saygı duymak lazım ama bu nedir ya? Dış dünya gardiyanları gibi insanları içeri hapsettiniz. Hadi dağılın, yoksa vallahi olay çıkacak. Siz bir şey biliyor musunuz? Açıklama yapacak mısınız siz de? Ya hadi arkadaşlar, yürüyün ya. Geç. Niye çalışmıyor şimdi? Yanlış tümeye bastığınız için olabilir mi? Ha, bu konuda da ben suçluyum yani, öyle mi? Bana niye bağırıyorsunuz ya basına kızıp? Bağırmıyorum. Belli. Vermişsiniz malzemeyi basın eline. Adamlar işini yapıyor. Halit bir şey ya. Bilip bilmeden konuşma. Hani? Ben söz yüzüğü falan göremiyorum. Didem Hanım'la da aynı evde yaşamadığınıza göre. Bu konu seni hiç ilgilendirmez. Ben ilgilenmiyorum zaten. Basın ilgilenmiyor. Günaydın Murat Bey. Binanın önünde gazeteci kaynıyor. Gördüm. Arayanlar da oldu. Senden ne istiyorlar? Didem Hanım'la ilişkiniz. Kimseyi ilgilendirmez. Ben de öyle dedim zaten. Deme. Ne zamandan beri üstüne vazif olmayan işlere burnunu sokuyorsun sen? Ha? Sana ne benim ilişkimden? Ona ne? Kime ne? O zaman ben şey yapayım, günlük programınızı özetleyeyim. Bugün herhangi bir görüşmemiz ve toplantımız yok.
Ona hiç deme. Senden günlük program eseri oldu mu? Bana çabuk kahvemi getir. Odasında diyecektim zaten. Demedin iyi olmuş. Bugün arenadaki boğalar gibi nereye saldıracağını şaşırdım. Ya çok güzel oldun. Aslan gibi oldun. Damatlık sana çok yakışıyor. Allah kahretsin. Tamam artık ağlama yeter. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Sen bunları yaşayacak adam mıydın? Allah taksiratımızı affetsin. Ya Tuval ölmüşüm gibi konuşmasak olur mu artık? Murat, oğlum. Hoş geldin Azime Sultan. Seni böyle damatlıkların içinde görecek miydim babaanne? Seni damat edecek miydi? Babaanne sen neden ağlıyorsun şimdi? Gelen ağlıyor, giden ağlıyor ya. Sen de mi buradaydın güzel kızım? Edepli, akıllı, güzel kızım benim. Ah, gel sana sarılayım son defa. Sen niye duygulandın evladım? Ne bileyim, sizi ağlarken görünce duygulandım ya. Kızcağız da bizim manyetik alanımıza girdi. Arkadaşlar biz sakin olup ağlamasak olur mu lütfen? Vay 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 damat Murat Paşa. Oğlum çok fena olmuşsun ya. Ya galiba ben de ağlayacağım şimdi. Aman kardeşim aman. Bir de seninkini kaldıramam lütfen. Onu siz söyleyeceksiniz. Anlamadım. Sabah arayıp misafirlerimiz var, bana lazımsın dediniz. Ben de emirlerinizi bekliyorum. Ha, günleri karıştırmışım. Siz mi? Evet, ben de insanım ve hata yapabilirim öyle değil mi? Öyledir herhalde. Sabah da söyledim ya, yani pek hatırlamıyorum. Beni mi uyanmıştır? Rüyanın etkisindeydim hala. Ne rüyası? Bir dakika, bir dakika. Siz beni rüyanızda mı gördünüz? Rüya bu. Oyuncularını seçemiyorsun ne yazık ki. Ki zaten öyle önemli bir şey de değildi. Tatsızdı sadece. Sonra da iyi olup olmadığımı merak edip beni aradınız. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Merak ettim. Çok bilenlere...
Efendim Doruk. Evde misin hala? Evet. Hemen çıkıyorsun oradan. Niye, ne oldu? Ya Dido aradı beni, sana ulaşamıyormuş. Beni de aramış zaten 100 defa, ne istiyormuş? Ulaşamayınca merak etmiş. Yani ben de ne dediysem dinletemedim abi. Şu an çıktı yola, yanına geliyor vallahi. Lan bir yarabbim ya, evde de rahat yok. Gerçekten evde de rahat yok yani. Vallahi ben üzerime düşeni yapıp haber vereyim dedim abicim. Tabii sen cumartesi Dido ile geçirmek istiyorsan artık orası sana kalmış. Sen neredesin ki? Ben doğa, orman kafası böyle takılacağım ya. Şimdi çıkıyorum evden, konum atarım sana. Hadi sen de fazla durma evde, yoksa baskına uğrayacaksın. İyi, iyi, tamam. Tamam, geliyorum birazdan. İşte bu kadar. Görev başarıyla tamamlanmıştır. Muhteşem. Neredesin? Ben arabanın yanındayım. Heh, şimdi benim araca arkanı ver abi. Bir 100 metre kadar yürü, hemen sağdayım zaten. Göreceksin beni. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam. Tamam. Geliyorum hocam. Ne oldu da geldik böyle değil mi hep birlikte? Vallahi arkadaşlarım, çok iyi akıl ettiniz. Ne güzel oldu ya. Oksijen, temiz hava. Mis. Keşke Murat da burada olsaydı. Her şey yoluna girseydi. Ay o da olur bir gün ya. Canımın içi. Bence çok da takma. Aa! Oldu mu acaba hemen? Onun burada ne işi var ya? Hadi bu iliğimi de unutmayın. Çekirge, aferin kız. Ustanın gözüne girdin şu anda, gurur duyuyorum seninle. Hoş geldiniz Murat Bey! Ne güzel sürpriz, aynen. Hoş geldin tertip. Mangalı halledeyim, yakayım geliyorum. Kolay gelsin Kerem'ciğim. Sağ ol. Doruk niye kızların da burada olduğunu söylemedin? Aa, söylememiş miyim abicim? Atladım herhalde. Doruk. Ne var abi ya? Bambi ve Saz arkadaşları da burada desem gelecek miydin sanki? Yani bıraksaydın ona ben karar verseydim. Sen tabii canım cumartesini Didir'le geçirmeyi tercih ederdin değil mi? Ona bir alternatif çözüm bulurdum ben. Ya hayat bizim hayat. Ya kızları da tanıyorsun zaten. Ya bir sakınca yok diye düşünüyorum. Bırak. Senin yüzünden aç kalacağız yine. O kadar da değil. Salata yapabiliyorum en azından. Bırak şunu, bırak. Şu yüzün haline bak. Hala inatlaşıyorsun benimle. Gel buraya. Domatesi telef ettin ya. Hayır. Gel bana. Ekip çok eğlenceli. Kafan da dağılır biraz. Kafam dağıldı zaten, dağılacak kadar. Bırak dağınık kalsın o zaman. İyi. Sen hayatıma girdiğinden beri yapmadığım her şeyi yaptım. Bunu da yaparım, tam olsun bari. Ya benim piknikte ne işim var ya? Hayat getirmiş işte, sorgulama. Neydi dur. Dinlemeyi öğren, sorgulama yap. Evet, hayat getirdi aynen.
yaşamadan anlamında hayat. Nerede bizimkiler bu arada? Bizi buraya bıraktılar, bütün işi biz yapıyoruz. Neredeler? Evet, ateş için çalı çırpı toplamaya gittiler. Bir de eksikleri alacaklarmış. Ya benim arabam az ileride. İsterseniz hastaneye götürelim. Ya sağ olsun, kadıncağızın bir taksi çağırdı. Annem demaslı. İkisine birden sahip çıkamam ki ben. Biz gelip ilgilenelim annenizle. Hastane görünce krize giriyor. Siz bir yarım saat göz kulak olsanız, ben de çocuğa bir dikiş attırsam. Tamam. Yani... Taksi geldi. Şey, boyunda künyede bütün bilgiler yazılı. Adı Selim'i. Telefon da yazılı. Allah razı olsun şimdiden. Selim'e. Hadi bakalım. Selim Hanım, ayakta kaldınız. Şöyle oturun isterseniz. Kızımın evinde oturmak için senden izin mi isteyeceğim Behmet? Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Murat Bey. Murat da kim? Biraz önce damat dediniz beyefendi. Bana bak. O hayırsız kocanı sakın bana savunma Sevda. Sevda. Sevda, evet Sevda. Günlerce kapımda inleyip ömrünü tükettiğin evladım. Şişt, bana bak. Kamil, git bana su getir. Hadi, su getir diyorum sana. Anladığım kadarıyla burada da Kamil sen oluyorsun. Şuna bak, şuna. Getirdiğin suyun tadı bile yok. Yani aslında bildiğimiz su ama yani soğuksa... Sen şimdi bana kızına yaptıklarının üzerine bir bardak soğuk su mu içlemek istiyorsun Kamil Efendi? Ah yok, siz beni yanlış anladınız. Öncelikle benim adım Kamil değil, bu bir. Ve benim kocam öyle bir şey yapmaz anneciğim, bu iki. Görmüyor musun kadının kafa uçmuş? Yarım saat idare edeceğiz işte. Anneciğim aç mısın? Hey, ay kurban olurum sana. Ay anneciğim diyen dillerini yesinler senin. Sen böyle şeyleri hak etmiyorsun ama kızım işte. Ne yapmışım ki şimdi? Sus. Bir de soru soruyor. Ben sana dört dörtlük bir kız verdim damat. Dört dörtlük. Yani şimdi o kadar da değil yani. Aa, ne açığımı gördün? Aferin kız. Konuş, konuş. Geç bile kaldı. Evet anneciğim. Senin bu damadın var ya. İnsan bir kere takdir eder ya. Hep bir şikayet, hep bir eziyet, hep bir eleştiri. Çok özür dilerim. Burada bölmek zorundayım. Eziyet kısmına asla katılmıyorum Selim Hanım. Lütfen yani. Selim Hanım mı? Ha? Seliman, senin baban olur. Terbiyesiz. Babam mı dedi? Bana bak, mır 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 konuşup durma orada. Ne söyleyeceksen bana söyle. Hiç kusura bakmayın Sayın Valideciğim ama söyleyeceğim. Yani kızınızdaki inat başka kimse de yok. Dil de pabuç kadar, ha bu kadar. Aa! Hiç öyle şaşırmış gibi yapma. Her şeyi anlatacağım. Madem yaptıklarımızı konuşuyoruz, yapamadıklarımızı da konuşacağım. Bir kere salata bile yapamıyor. Bana saygı sıfır, ufak bir açık göğsün oradan yürüyor gidiyor bu kadar işte. Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın Murat Efendi? Ha, pardon, hayırsız damat Kamil. Anne senin bu damadında öyle bir sinir var ki böyle öfkelendiğinde çatılık kirmitler yerinden oynuyor. Hatta bir keresinde düşen kirmitlerde kafamı yereceğim. Can vereceğim diye çok korktum. Süper zamanlama. Biz tamamız. Tamam yani. Biz de tamamız evelallah. Odunlar hep tamam. Ver.
Bizimkilerin yanındaki teyze kim? Ben sizin kızınızı üzecek bir şey yapar mıyım? Ha? Bak üzül, kabul etin işte. Sen de beni üzüyorsun ama. Bencilsin, kabul et. Senin de inadının sonu yok ama. Misilleme uzmanısın ayrıca. Sen de bana duygusal şiddet uyguluyorsun. Ben bir şey diyorum. Ne? Şiddet mi? Şiddet senin ikinci adım be. Sen bir kere bayılıyorsun beni süründürmeye, eziyet etmeye. Abi. Ne oluyor burada Allah korusun? Şu hayırsız enişten Kamil'in ifadesini alıyordum. Melda ile Berna da geldiğine göre hepsini açık açık konuşabiliriz artık. Berna ile Melda kim? Ortanca damat. Sen sus. Ben seni hiç sevmiyorum. Ananı da sevmezdim. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu durumda ben ne oluyorum? Sen, Necmet. Canım benim, gel. Gel buraya. Bizim ailemize en yakışan damat sensin. Gel bakayım yamacıma, gel. Gel şuraya otur bakayım yamacıma, gel. Gel buraya, gel, gel. Ay, ay, kurban olsun nasılsınız? Var ya, adam gene dört ayak üstüne düştü arkadaş. Kafayı yiyeceğim ya. Bana bak, hayırsız damat. Mır 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 konuşup durma orada. Ortanca damat. Koş mangalı yak, koş. Hayırsızın karısı. Sen de masayı kur bakalım. Hadi yürü, yürü. Melda. Sen de o salak kocanın yanına gir. Şimdi mangalı yakıyorum diye hepimizi zehirleyiver. Hadi. Haklısın anam. Çözemez o. Halledemez, beceremez o. Aferin be, akıllıymış kız. Ben ne yapayım peki? Gel, gel yamacıma gel. Gelin bakayım siz buraya. Ah siz bir yana, dünya bir yana. Mır mır yapın bakayım bana. Pır pır yapın. Pır 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 pır. Vallahi siz kendi derdinize yanım. Biz karımla yırttık. He vallahi kocacığım, iyi ki seninle evlenmiş. Ya var ya, o değil de bütün mangal piknik organizasyonu resmen ellerimizden öptü yani. Kadın bizi emir eri gibi çalıştırdı ya. Öyle deme ya. Çok tontaş bir teyzeydi. Hatta eğlendi bile arada. Ya ya. Sen onu bir de benle hayata sor. Sen sus, hayırsız damat Kamil. Aa! Biri gitar çalıyor. O zaman gidip hemen polise ihbar edelim. Ay çok şeysin Doruk. Fenasın. Ya çocukcağız orada tek başına takılıyor, çağırsak mı? Senin başka adamları olan merhametin bende asabiyet yaratıyor İpek. Çünkü senin için fesat Kerem. Ben bir yerden tanıyor gibiyim. Evet, evet. Bu şey ya, tanıyoruz. Bu ünlü, bunun albüm falan var. Uğur. Akürek, Akürek. Uğur Akürek bu. Ay ben gidip konuşacağım. Gidiyorum hatta. Tabii ya. Sen kocanı arkada bırakıp ünlü peşine düş, değil mi? Dur bekle, bensiz olmaz o mavra. Merhaba. Merhaba. Ben hemşireyim. Peki. Ya abicim pardon. O şöyle olmaz. Az ileride takılıyoruz. Süper bir ortamımız, içeceğimiz ve harika bir ateşimiz var. Yani senin için de sakıncası olmazsa bize katılmak ister misin? Yani ihtiyaç halinde tansiyon bile ölçebiliyoruz. Bize de bir şarkı söylesene, giyine başlamayacaksak olur. Niye? Bize de bir tane şarkı söylesen ölür müsün? Yani öyle bir durumda kalp masajı ve elektroşokumuz da mevcut. Ya size şarkı söylemeyen ölürsün. Şaka yapıyorum. Tamam, peki olur. Hoş geldin. Merhaba. Afiyet olsun.
Bir şey içer misin? Belki sonra ya. Ne yapalım, nasıl bir şey içelim o zaman? Yani. Adı Sevda olsun o zaman. Bu şarkı sana gelsin o zaman hayat. Yok yani Selim Hanım dedi ya hani o Sevda diye yani. O yüzden. Biz sana sonra anlatırız Uğur. Peki tamam. Dokunduğum en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Gezindim mavare bir deniz kıyısı. En güzel metap sensin denize dost. Dokunduğum en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Gezindim navare bir deniz kıyısı. En güzel metap sensin denize dost. Aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Saçların rüzgarsa, gözlerin nerede? Sesin şarkılarda nerede? Yüreğim. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Ey adı sevda nerede? Ellerim. Aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Sen ne yapıyorsun Doruk, bana mı geleceksin? Ya sen kafana göre takıl abi, yani benim sağım solum belli olmaz. İpek'le baldız bende zaten, eve teslim. İyi güzel. Hayat sen? Hayat, sen bize gel arkadaşım, ne zamandır bizde kalmıyorsun? Özledik kız. Aslında beni de sen bırakırsan sevinirim. Olur mu ya Hayat, öyle bu saatte tek başına ne işin var eve falan, gitme. Sen bizde kalırsın bu gece. Başka zaman kızlar. Ben evimi özledim. Ha. Murat Beyefendi'nin ısrarı üzerine düğünü burada bahçede yapmaya karar verdiysek de hiçbir masraftan kaçınmayacağımızdan emin olabilirsin Didemciğim. Ya eminim. Burayı böyle mükemmel bir düğün mekanına çevireceğinize eminim. Nikah için kürsü mü olsun, masa mı olsun emin değilim. Ama tepede görkemli bir tag olmalı. Üzerinde de yaz çiçekleri olsun. Gelin çiçekleri, ortancalar, lavanta. Hatta zambak. Ne dersin? Ha? Çiçekler, evet. Çiçekler önemli değil mi?
Sonuçta gelin demek çiçek demek. Aç istersen telefonunu. Bu kadar ısrarla çaldırdıklarına göre belki önemli bir şeydir. Yok yok. Önemli değil ya. Ben onlara onu sonra ararım ben. Yani biz ne güzel konuşuyorduk böyle. Siz de anlatıyordunuz çiçekler, nikah masası, böyle masal gibi. Bence asıl masal anlatan sensin. Anlamadım Derya anneciğim. Sen hamile falan değilsin Didem. Güzel bir gün oldu. Bence de. Bana niye yalan söyledin Murat? Dedim ya sabah yeni uyanmıştım. Yani uyku sarsa beni ne dediğimi... Ondan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun peki? Didem'i sevmediği konusunda. Bunu nereden çıkardın şimdi? Tuvalin, durum, en önemlisi de babaannenin söylediklerinden. Ne demişler onlar sana? Böyle bir gün gerçek olmadı. Bekliyorum. Eline bir fırsat geçti, bunu değerlendir. Tamam. Ne istersen söyle, dinliyorum. Ben seni dinlemeyi tercih ederim. Evet, sana Didem konusunda yalan söyledim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Neden? Neden bana yalan söylemek zorundaydın? Seni korumak için. Neyden? Kimden? Söyleyip beni koruduğunu mu sanıyorsun sen? Kadını gururumu yerle bir ettin. Kendime olan saygımı zedeledin. Darmadağınım ben. Hayat. Ağlama, dayanamıyorum, ağlama. Başka bir arzunuz yoksa? Var. Dinliyorum. Niye gözlerini kaçırıyorsun benden Hayat? Çünkü. Bunun bir cevap olmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz.
Onur yapmayın. Çok utanıyorum ben. Burada utanması gereken sen değil, benim. Sen her zaman gibi cesur ve dürüst davrandın. Bunlar seni sen yapan özellikler. Kimse için vazgeçmemen gereken, seni iyi ve farklı kılan özellikler. Bunlar için utanma. Ben düşündüğünüz kadar dürüst ya da cesur değilim. Sen benim hayatımda gördüğüm en cesur kadınsın. Ve eminim bir gün seni gerçekten seven ve değer veren birini bulacaksın. Onunla güzel bir yeni bir hayat kuracaksın. Belki de bugünleri gülerek hatırlayacaksın. İyi dilekleriniz ve teselliniz için teşekkür ederim. Emriniz neydi? Bir daha ağlama, olur mu? Baş üstüne.